Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Annemin Örgü Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni güzel, harika bir iki şiş örgü modeli yapacağız. Modelimizi şöyle orta kalınlıkta bir iple yapacağız arkadaşlar. Alize Baby Best'in harika güzel bir ipi. Sizlerin de elinizde nasıl güzel ipleriniz varsa değerlendirebilir, yapabilirsiniz. Şöyle orta kalınlıkta bir ip kullanacağım. Şişlerim de buçuk milim sevgili hanımlar şöyle üç buçuk milim şişlerimi kullanacağım hemen ilmek sayılarımı da vereyim modelimize geçelim şöyle 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ne yaparsak yapalım bu modelden 2 ve 2'nin katlarından yapacağız arkadaşlar Evet desenimize modelimizin ön yüzünden başlıyoruz şöyle ben hazır bir lastik uygulaması yaptım bir ters bir düz sizler sevdiğiniz, dilediğiniz, istediğiniz lastik modellerini yapabilirsiniz. Şimdi modelimin birinci sırasındayım ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeklerimi, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Hemen burada şu şekilde iki bakın bir düz bir ters ilmeğim var lastik modelini bir düz bir ters yaparsanız bu modeli kurarken daha bir kolaylık yaşarsınız arkadaşlar şöyle bir düz bir ters var bakın bu iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir düz bir ters bakın. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. Yani ilmeğimizde bir eksiltme yapıyoruz. Bir düz bir ters bakın. İki ilmeği birlikte ördüm. Bir düz bir ters. İkisini birlikte ördüm. Bir düz bir ters. İki ilmeği birlikte ördüm bir düz bir ters iki ilmeği birlikte ördüm bir düz bir ters iki ilmeği birlikte ördüm bir düz bir ters yine iki ilmeği birlikte ördüm kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm Evet şimdi ilmeklerimizde bir eksiltme yapmış olduk arkadaşlar ilmek sayılarımız yarıya düştü şimdi modelin birinci sırasını tamamladık modelimizin ikinci sırasındayız modelin arka yüzünde kenar ilmeğimi Örmeden alıyorum. Bakın şimdi ilmek sayılarımızda bir eksilme olduğu için ilmek sayılarımızı eski sayısına geri getireceğiz. Şimdi ilmeğimiz burada ters ilmeğimiz dururken bu iki ilmeğin arasından şuradan boşluktan bir ilmek alıyorum bak. Daha sonra hemen ilmeğimi düz olarak örüyorum. İki ilmeğin arasından boşluktan bir ilmek alıyorum. İlmeğimi düz olarak örüyorum. İki ilmeğin arasından bir ilmek alıyorum boşluktan bir düz olarak örüyorum. İki ilmeğimizin arasından boşluktan bir ilmek alıyorum ilmeğimi düz olarak örüyorum. İki ilmeğin arasından boşluktan bir ilmek alıyorum ilmeğimi düz olarak ördüm. İki ilmeğin arasından bakın şu boşluktan bir ilmek alıyorum ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 ilmeğin arasından boşluktan bir ilmek alıyorum. İlmeğimi düz olarak örüyorum. Son iki ilmeğim kaldı. Bakın yine burada da 2 ilmeğin arasından boşluktan bir ilmek alıyoruz. İlmeğimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet şimdi modelimizin ikinci sırasında bakın bu şekilde tamamladık. Modelin ön yüzündeyiz ve üçüncü sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Modelimizin üçüncü sırasında tüm ilmeklerimizi düz olarak görüyoruz. Bakın hiçbir işlem yapmıyoruz. Tüm ilmekleri düz olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar. Hem kolay hem güzel. Hem de hızlı ilerleyen bir model arkadaşlar. Yeni öğrenen arkadaşlarımızın bile kolaylıkla yapabileceği bir desen. Çok amaçlı bir model arkadaşlar. Yeleklerde, hırkalarda, süveterlerde kullanabileceğiniz, dilerseniz bereler yapabileceğiniz, dilerseniz bebek battaniyeleri yapabileceğiniz harika bir model. Kenar ilmeğimi de ters örerek sıramı tamamladım. Modelimizin 3. sırasında da tüm ilmekleri düz ördük modelin dördüncü ve son sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın kenar ilmeğimi örmeden aldıktan sonra sırası gelen ilk ilmeği düz örüyoruz arkadaşlar. Bakın ilk ilmeği düz örüyoruz. Bu ajurlu ilmeği bakın bu ilmeği ters örüyoruz. Sırası gelen ilk ilmeği düz örüyoruz. Sonra hemen ajurlu gibi görünen yerdeki ilmeğimizi ters örüyoruz. Yani bir düz, bir ters. Burada dikkat etmemiz gereken kenar ilmeğinden sonra ilk gelen ilmeği düz örüyoruz. Ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters düz ters düz ters kenar ilmeğini de ters olarak ördüm. Evet, modelimizin bir tanesini yaptık arkadaşlar. Bir modelimizi bakın bu şekilde yapmış olduk. Gerçekten model ilerledikçe kendini gösteren harika bir model olacak. Hem kolay, hem güzel, hem de hızlı ilerleyen bir model. Şöyle daha anlaşılır olsun diye arkadaşlar bir model daha yapalım birlikte. Evet ikinci modelin birinci sırasındayız şimdi. İlk modelimizi kurarken bakın bir düz bir ters ilmeği ne yapmıştık burada birlikte toplamıştık. Bu iki ilmeği birlikte topluyoruz. Düz ve ters ilmeği birlikte topluyoruz. İkinci modelin birinci sırasındayız. Düz ve ters ilmeği birlikte topluyoruz. Düz ve ters ilmeği birlikte topladık. Düz olarak topluyoruz. Bakın ilmeklerimizi de eksiltirken düz olarak topluyoruz. Yani bu sırada ilmeklerimiz yarıya düşüyor, ilmeklerimizde eksilme oluyor. Modelin ikinci sırasında, arka sırasında da bu ilmeklerimizi tamamlıyoruz. Evet, kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet, şimdi modelin birinci, ikinci modelin birinci sırasını yaptık. Modelin ikinci sırasındayım ve arka sırasındayım. Şimdi burada eksilttiğimiz ilmeklerimizi bu sırada tamamlayacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi iki ilmek arasından bakın boşluktan bir ilmek alıyorum. Daha sonra ilmeğimi örüyorum. İki ilmek arasından boşluktan bir ilmek alıyorum. Daha sonra ilmeğimi örüyorum. İki ilmek arasından bir ilmek alıyorum boşluktan. Daha sonra ilmeğimi örüyorum. 2 ilmek arasından bir ilmek alıyorum. Daha sonra ilmeğimi örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyor modelimizin 3. sırası. Son defa yapalım. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet bu şekilde modelimizin ikinci sırasını tamamladık. Biraz önce 3 dedim arkadaşlar. ikinci sırasını tamamladık. Modelin üçüncü sırasındayız. Ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Modelimin üçüncü sırasında hiçbir işlem yapmıyoruz. Sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Renk renk yapabilirsiniz hanımlar. Bay bayan örgülerinde, çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde kullanabileceğiniz çok çok güzel bir model, harika bir model. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet. Modelimin 3. sırasında bakın bu şekilde yaptım. Modelin dördüncü ve son sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın. Modelin dördüncü ve son sırasında şu alt modelde de söylemiştim. Kenar ilmeğinden sonra ilk gelen ilmeği düz örüyoruz. Bakın. Bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bu şekilde bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters kenar ilmeğinde ters ördüm evet sevgili hanımlar ben sizlere şöyle iki model anlatmış oldum şöyle mini bir parçada bakın Gerçekten hem güzel hem şık harika bir model arkadaşlar. Ee, dilediğiniz lastik modellerini yapabilirsiniz ama bu bir ters bir düz lastiği yaparsanız bu deseni kurarken daha rahat edersiniz. Ön yüzünde kenar ilmeğinden sonra da ilk gelen ilmeğiniz düz olsun arkadaşlar ki modeli kurarken kolaylık yaşayın. Evet, şöyle gördüğünüz gibi harika bir model. Modelimizin biraz da ilerlemiş halini görelim. Evet sevgili hanımlar yelek, hırka, atkı, bere, bluz. Ne yapmak istersiniz? Harika bir model bakın. Gerçekten şöyle Hazır lastik uygulaması yaptım. Sizlere de söylediğim gibi. Hem kolay hem güzel hem de hızlı ilerleyen bir model. Dilerseniz renk renk yaparak da çocuklarınıza, bebeklerinize yapabilirsiniz. Kendinize yelekler, hırkalar, süveterler, bluzlar yapabilirsiniz. Eşinize yapabilirsiniz. Hediye olarak yapabilirsiniz. Lastik uygulamadan sin alış işlerle yaparsanız bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Yani çok amaçlı. Her bazı modeller battaniye modellerine yakışma sanımlar ama battaniye modellerine de yakışacak harika güzel bir model. Şöyle e, alttan küpürlü gibi görükecek. hani alt, battaniyenin astarını yaptığınız zaman ajurlu bir model olduğu için e, yaparsanız da çok güzel olur diye düşünüyorum. Evet bugün bu güzel modelin anlatımını arkadaşlar sizlere yaptım umarım beğendiniz umarım hoşunuza gitti. Şöyle yakadan başlamalı örgülerde kullanmak isterseniz de bakın bu şekilde duracak. Harika bir model. Ben beğenerek severek sizlere anlattım arkadaşlar. Sizlerin de beğeneceğinizi düşündüğüm harika bir model. Güzel ve zarif şık modelleri sizlere sunuyorum. Umarım beğenmişsinizdir diyorum. Evet bugünkü modelimiz bu güzel desende arkadaşlar. Umarım beğendiniz. Arkadaşlarınızla dostlarınızla da bu güzel modeli paylaşır. Paylaşırsanız çok mutlu olurum sevgili hanımlar sevgili dostlar. Evet yepyeni örgü modellerinde tekrar birlikte olmak üzere kanalıma abone olmayı yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum. En güzel günler en güzel yarınlar sizin olsun hoşçakalın.